Verimli ders çalışabilmek için 5 ana kriterden bahsetmek istiyorum. İlki neyi niçin öğreneceğimizi bilmek olmalı. Bir şeyi öğrenirken yapacağınız ilk şey hangi amaçla çalışacağınızı ve öğreneceğinizi bilmek olmalıdır. Başarılı olabilmek verimli çalışma yollarının iyi bilinmesinden ve planlı çalışma alışkanlığınızı geliştirebilmekten geçer. İkinci ana kriterimiz ise planlı çalışmak olmalıdır. Verimli ders çalışma bir amaç doğrultusunda planlı ve programlı olarak çalışmak demektir aslında. Bu programda sadece çalışılacak dersler değil, aynı zamanda sosyal etkinliklere, keyif aldığınız aktivitelere ve özellikle dinlenmelere de yer verilmektedir. Planlı çalışmak, bir yılda bitirilmesi gereken işleri ilk olarak aylara, Onları haftalara, haftalık işleri de günlere, günleri de saatlere bölerek gerçekleştirmek demektir. Plan yapmak, zamanınızı nasıl kullanmanız gerektiğini de mutlaka görmenizi sağlayacaktır. Üçüncü kriterimiz olarak da çalışma zamanınızı iyi ayarlamanız gerekiyor. Ne kadar süre boyunca çalışacağınızı dikkat sürenize ve derse aynı zamanda konunun içeriğine göre de planlamalısınız. Çalışma saatlerinizi daha rahat ve kolay öğrendiğiniz, dikkatinizi en fazla, en yoğun bir şekilde toplayabileceğiniz saatlerde gerçekleştirmelisiniz. Herkesin dikkatini toplayabildiği veya verimli olduğu zaman birbirlerinden çok farklılık gösterebilir. Bu nedenle zamanı planlarken bir başkasını örnek almak yerine kendi yetenek, ilgi, beceri ve özellikle gereksinimlerimizden yola çıkarak yapmanız daha faydalı olacaktır sizler için. Dördüncü kriterimize geçtiğimizde ise çalışma yerimizi mutlaka belirlememiz gerekiyor. Verimli çalışabilmeniz ve başarılı olmanızın temel ölçütlerinden bir tanesi de masası, sandalyesi, ışığı, rahatlığı, sadeliği ve gürültüden uzaklığı ile bir çalışma odanızın bulunması gerekliliğidir. Ders çalışacağınız ortam mutlaka çok iyi havalandırılmış ve sessiz, aynı zamanda da dikkatinizi dağıtacak şeylerden arındırılmış olmalıdır mutlaka. Dikkati mümkün olduğu kadar uyanık tutmak için masa başında ders çalışmak en uygunudur. Ayrıca Çalışma esnasında kullanılacak olan araç ve gereçler elinizin altında hazırda bulunmalıdır. Çünkü eksik bir eşyayı almak için masadan kalktığınızda çalışmanızı bölmüş ve dikkatinizi dağıtmış olursunuz. Bu nedenle ders çalışmaya başlamadan önce gerekli materyalleri ya da araç gereçleri mutlaka masanıza koymanızı tavsiye ederim. Son kriterimize geçtiğimizde ise dikkatimizi mutlaka yoğunlaştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Dikkatinizi yoğunlaştırmanın yollarından biri iyi yer ve zaman seçmek aslında. Eğer her gün aynı yer, aynı saatte oturursanız ve masanızı bu şekilde düzenlerseniz bu süreç zaman içerisinde otomatikleşir ve bu sizin için bir alışkanlık haline gelir. Dikkatimizi konu üzerinde toplamanın bir başka etkili yolu da not almaktır. Öğrendiklerimizi kendi anlatımımızla yazmaya çalışmalıyız. Konunun günlük yaşamla ilgisini kurabilmek, konuyla ilgili problemleri araştırmak ve bunların çözümü üzerinde de düşünmek e, mutlaka dikkatinizi konu üzerinde yoğunlaştırabilmeniz de e, etkili yöntemlerden bir tanesi olacaktır. Son olarak ders çalışırken sizin neyin böldüğü konusunda kendinize karşı dürüst olun. Eğer bu bir cep telefonu ise ders çalıştığınız süre içerisinde mutlaka kapalı tutun ya da evdeki başka birine verebilirsiniz. RGS Gelişim İzleme Merkezi olarak herkese başarılı ve sağlıklı günler dileriz.